Merhaba sevgili gençler, bu videomuzda kazanım 69'un sorularını çözeceğiz. ABCD eşkenar dörtgeninde a D eşittir x kaç birimdir? Şimdi bir köşegen verilmiş, diğer köşegeni de çizersek köşegenlerin dik kesiştiğini söyleyebiliriz. Yani şurası 90 derecedir. Toplamda bu köşegenin uzunluğu 8 birim. 4 4 ayrılacak. Şuraya ne kalıyor? 1. Burası da nedir? 4. Sonrasında bakın burası 4 birim olarak soruda verilmiş. Orası şimdi tam gözükmüyor. 4. Şu uzunluğa biz y birim diyelim. Sonrasında taramış olduğum yeşil üçgende Pisagor teoremi yapalım. Yani y kare artı 1'in karesi eşittir 4'ün karesi. Buradan y kare artı 1 eşittir 16. Yani y kare eşittir 15. Y eşittir kök 15 gelir. Y'yi kök 15 bulduk. Yani burası kök 15. O zaman bu da kök 15'tir. Köşegenler birbirini ortalıyor. Bir de şurada Pisagor yapıyoruz. Orada da x kare eşittir. 4'ün karesi artı kök 15'in karesi. Bu da 16 artı 15'ten 31 gelir. X kare 31 ise x uzunluğu kök 31 birimdir gençler. Geldik ikinci soruya. AC bir köşegen. AC'ye D'den bir dikme inmiş. Şunu biliyoruz. Köşegenler dik kesişiyordu. E o zaman DE'yi uzattığımda doğrusal olarak kesinlikle B ile kesişir. Yani DB bir köşegendir. Doğrusal olarak gider. Burası 2 ise köşegenler birbirini ortalıyor. Burası 2 olur. 4 ise burası da 4 olur. Şimdi şu uzunluğa y diyelim. Sonrasında orada şuradaki üçgende Pisagor yapıp y'yi bulalım. Y kare eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 4 artı 16'dan 20. Y kare 20 ise y eşittir. Kök 20 yani 2 kök 5 gelir. Sonrasında buradaki üçgende Dik üçgendeki şu özellik sıkça işimize yarıyor. Onu tekrar ben hatırlatayım size. B, C, A, H olsun. Bakın bunun alanı B çarpı C bölü 2 ya da A çarpı H bölü 2 diye yazılır. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da dik kenarlar çarpımının yarısı. Böyle ikileri götürürsek genel olarak dik kenarlar çarpımı eşittir. Hipotenüs çarpı hipotenüse inen dikme. O halde bakın 4 çarpı 2. Dik kenarlar 4'e 2. Eşittir. 2 kök 5 çarpı x diyeceğiz. Buradan ikiler birbirini götürür. Kök 5'i bölüm olarak buraya atalım. O halde x eşittir. 4 bölü kök 5. Kök 5 ile genişletirsek. 4 bölü kök 5 olarak da kalabilir. Ya da genişletiriz. 4 kök 5 bölü 5 birim olarak bulunmuş oldu. D, E eşittir x kaç birimdir? Şimdi köşegenler birbirini ortalıyor gençler. D ile B'yi birleştiriyoruz. Ve köşegenler dik kesişiyor. Şimdi bu uzunluk 8 birim. 2'ye böldüğümüzde 4'e 4 gelecek. Köşegenler birbirini ortaladığı için. Yani buraya ne kalıyor? 2 kalıyor. Sonra şu taramış olduğum üçgene bakın. Burada öglit'i kullanacağız. Pratik olsun diye öglit'in Hani en temel formülü h kare eşittir p çarpı k'ydı. Onu hatırlatayım. Ama onun dışında iki formülü daha vardı. Onlardan birini kullanacağız. Şunun tamamı da a olsun. Bakın en tipik olan h kare eşittir p çarpı k. Dikten dikindiğinde bunu kullanabiliyoruz. Ya da dik kenarları istiyorsa. Mesela b kare eşittir yakın olan kısım p çarpı a. Ya da c kare eşittir yakın olan kısım k çarpı a. Şimdi burada bakın b kare eşittir p çarpı a'yı kullanabilirim. Yani x kare eşittir 2 çarpı tamamı o da ne? 6. x kare eşittir 2 çarpı 6'dan 12 gelir. x eşittir kök 12 ya da ayırırsak 2 kök 3 birim olarak bulmuş oluyoruz gençler ve böylelikle kazanım 69'unda sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.